Herkese merhabalar. Geçenlerde bu tüy toplama aparatını aldım ve bir türlü performans değerlendirmesi videosu da çekemedim. O yüzden dedim ki şimdi evdeki diğer malzemelerime de bakayım. Hepsini kıyaslayayım. Meraklı başı. Lol işte bize destek olacak bu konuda. Şimdi evde bir tane böyle silikon var. Suyla temizleniyor. Bir tane çok benzeri var ama bu dönmüyor. Bu dönem versiyonu. Bunu değerlendiriyor olacağız. Bir de evdeki yapışkan rulon bitmişti. Yeni yapışkanlı rulo aldım. Hemen onu da buraya koyayım. Bu arada Lola'ya biraz rüşvet de aldım. Hem yaşmama, hem ödül şekeri görmesin. Bir de hemen açıyorum. Buna çok heyecanlıyım. Lola'nın çok sevdiği bir tane oltası var. Ama onu bayağı parçaladı. Aha. <laughs> ve benzerini aldım o oltanın. Hatta aynı sadece başka rengi. Loranınki kırmızı saplı. Oynaya 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 onu bayağı eskitti. O yüzden bu yeni gelen oltaya çok heyecanlıyım. Eminim. Bak gel Lola gel herkes oltanı görsün gel. Heyecanlı mısın sen de? Mutlu musun oltan için? Gel buraya hadi. Yanda duruyor. <laughs> Oradan oltasına bakıyor ama gelmiyor. Gel. Gel Lola. Tamam, birazdan yerde oynatacağım. Videonun sonunda size paylaşıyor olacağım yeni oltanın maceralarını. Evet, şimdi bu dört tane tüy toplama için yapılmış aleti birbiriyle kıyaslayacağım. Bakalım hangisi en iyi performansı gösterecek? Bakalım bizi kedi tüylerinden hangisi kurtaracak? Hadi başlayalım. Görüldüğü üzere Lola'yı üzerinde gezdirmek olsun, yatırmak olsun, hatta biraz sürtmek olsun çeşitli yöntemlerle ceketi tüye buladım. Bayağı tüylendi. Şöyle yakından da göstereyim. Üzeri tüy dolu bir ceketimiz var elimizde. Şimdi bakalım neler olacak. Öncelikli olarak Tabii ki ürün değerlendirmesi yaptığımız için bununla başlıyorum. Bu Firminator'un kedi köpek tüyü toplamak için hem kıyafet hem mobilyalarda kullanılan bir ürünü. Ama itiraf etmem lazım ki fiyatı bence biraz yüksek. Bakalım fiyatın karşılığını veriyor mu? Şimdi sistem şöyle çalışıyor. Tüyleri temizledikten sonra buradan çeviriyoruz ve toplanan tüyler hop içerideki haznede birikiyor. Sonra da içerideki haznedeki toplanmış tüyleri temizliyoruz. Şu anda hazinde tüy olmadığı için temizleyemiyoruz. Bakalım şimdi ceketin sağ üst köşesiniyle başlıyorum. Nasıl temizleyecek? Valla dürüst olmam gerekiyorsa döndüğü için bayağı kolay temizledi. Ve şu anda bayağı da temizlenmiş durumda. Şimdi şöyle hemen buradaki tüyleri temizlemek için çeviriyorum. Geri geliyor tüysüz. Bakalım. Haznede hala tüy birikmedi. Herhalde bayağı tüy temizledikten sonra burası doluyor diye düşünüyorum. Sonra da hazne biriken tüyleri atıyoruz. Şimdi çok temizledim. Şurada biraz daha kalmış. Hadi orayı tekrar alayım. Yani bayağı şanslanım ama iyi de temizliyor dürüst olmak gerekiyorsa. Şimdi hemen diğer tarafı bu kedi köpek tüyü temizlemek için olan rulolarla temizleyeceğim. Bakalım. Rulo da döndüğü için aynı şekilde pratik temizleyecek. Genelde ruloların da performansı iyi oluyor. Hemen deniyorum. <laughs> Dayanamayıp elimle de alıyordum az kalsın. Şimdi rulo sanki daha bile iyi temizledi. Tabi rulonun tek negatif yanı bir kere kullandıktan sonra burayı çıkarıp atıyor olmamız lazım. Diğer kullandığım alet devamlı kendi kendisini temizliyor. Tamam rulodan sonra şimdi sırada biraz önce kullandığıma benzeyen çok benzer bir sistem. Yine bu da kedi köpek tüyü temizlemek için yapılmış. Fakat bu dönmüyor ve kendi kendisini temizlemiyor. Elimizle temizlememiz lazım. Şimdi hemen onu deniyorum. toplanan tüyleri de şöyle elimle temizlersem çıkan tüy miktarını göstereyim. Hani küçücük bir alan için bayağı iyi tüy çıktı diye düşünüyorum. Ve Sonuncusu yine kedi köpek tüyü temizlemek için bu silikon. Burada silikon da nasıl kullanıyoruz? Kullandıktan sonra suda yıkıyoruz. Bu arada ben bunu suda yıkadım ama hala üzerine biraz tüy kalmış, tam temizlenmemiş. Suda yıkıyoruz, tüyleri atıyor. Sonra yeniden kullanabiliyoruz. Şimdi bakalım bu da döner sistemi olduğu için bu da pratik. Ama asla üzerine tüy yapışmıyor. Şu anda hiçbir şey temizlemedi. Şimdi yakından göstereceğim yaşananları. Hazır mısınız? Bu birinci alan. Pahalı firmator tarafından temizlendi. Burası ikinci alan. Bildiğimiz rulo, yapışkan rulo ile temizlendi. Burası üçüncü alan. Yine firmator'la aynı mantıkta tüy toplayan bir aletle temizlendi. Burası da sonuncusu. <laughs> Suyla yıkanan silikonla temizlendi. Şimdi dürüst olmam gerekiyorsa tabii ki sonuncuyu gördük. En kötü performans burası. Yani gördüğümüz bu silikon en kötü performansı gösterdi. Onu zaten direkt eliyoruz. Diğer üçüne baktığımda bana çok 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 yakın gözüküyorlar. Yani Aradaki fark çok az mesela buradaki tüyler gitmemiş çünkü muhtemelen onlar da biraz yapışkana yapışmış diye düşünüyorum bu, bu koyduğum ayıraç yapışkanlı çünkü fiyat ve kullanım performansına bakacak olursak günün sonunda Bu ruloları bittikçe yenisini almamız gerekiyor ve hani günün sonunda toplam maliyet nereye varır bir noktada aynı noktaya varabilir hani sabit bir cihaz almaktansa bunu devamlı alıyor olmak da maliyetli olabilir. Kullanım kolaylığına bakacak olursak da eğer kesinlikle de bu ruloda hiç tüy toplamayan bu da çok kolay. Çünkü rulo oldukları için döndükleri için çok kolay tüyleri temizliyorlar. Fakat bu rulo olmadığı için hem kullanım açısından pratikliği daha düşük hem de sonra üzerindeki tüyleri elimize toplamamız gerekiyor. Yani bakacak olursak bence Ferminator ve yapışkan bant birbirine çok yakın performans gösterdiler. Diyorum ki bu sefer iki tane birincimiz olsun. Ferminator fiyatı yüksek olduğu için bu da da yani yapışkan ruloda sık sık yenilememiz gerektiği için bazen evde bittiğinde zor durumda kaldığımız için ikisinden de puan kırdım. O yüzden de başa baş bitirdiler. İkisi de birinci olsun bence. Siz ne dersiniz? Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Burada şu tüylü kalan yeri de hemen temizleyeyim. Ha bak şimdi yapışkanla bunu temizliyorum. Kalanları da bununla deneyelim bakalım. Evet kalanları da bu aldı. Evet, sonuca ne diyorsunuz? Birinciye şaşırdınız mı yoksa bekliyor muydunuz? Eğer sizin de ket temizlemek için farklı çözümleriniz varsa lütfen yorumlara yazıp paylaşın. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.